Evet hocam, yayınımız başlamış. Tamam. Merhabalar, ben Elif Aydın, İstanbul Sabahattin Nizami Üniversitesi, Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi ile Genç Tarihçiler Kulübü'nün ortaklaşa yürüttüğü 30 Ağustos programının 4. bölümünde sizlerle beraberiz. Bugün Kütahya-Eskişehir Muharebelerinden bahsetmek için çok kıymetli bir konuğum var, Sayın Süleyman Duman bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu çok önemli günde sizinle beraber olduğum için çok gurur duyuyorum. Teşekkür ediyoruz Teşekkür ederim. hocam, davetimize icabet ettiğiniz için. Hocam, ben aslında biraz benim sorum var. İsterseniz soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. İsterseniz siz anlatırsınız, ben aralarda girip sorabilirim. Nasıl dilerseniz o şekilde yapalım. Ben başlayabilirim isterseniz. Soru-cevap teknik diyebiliriz, evet. Hocam şimdi bizim bir Büyük Taarruz, Sakarya, Kütahya, Eskişehir gibi bir birinci inönü, ikinci inönü gibi bir dizilimi var bu savaş kısımlarının. Kütahya, Eskişehir'de biliyorsunuz bir yenilgiye uğradık. Evet. Kuvvet durumu ve birliklerin yerleşimi nasıldı? Hani biz yenilgiye giden süreçte ben bunu merak ettim açıkçası. Bu kuvvet durumu ve muharebelerin başlangıcını anlatmadan önce bugünün önemine binaen Tabii. 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümü. Önce onu kutlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir günde, çok önemli bir konuyu konuşuyoruz aslında. Çünkü biz millet olarak gururlanmayı çok seviyoruz. Zaferleri konuşmayı çok seviyoruz. Ama ne hikmetse iş yenilgiye geldiği zaman gözümüzü kapıyor, kulağımızı tıkıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın içinde büyük birlik olarak yegane yenilgimiz Kütahya-Eskişehir Muharebeleri'dir. Yani Gediz taarruzunu bir kenara alıyorum. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri Anadolu'da bulunan 11 Yunan tümeninin tamamının taarruz ettiği çok büyük bir harekattı. Ve Batı Cephesi Kuvvetleri bu harekatta ciddi bir yenilgi alarak Sakarya doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Sizin yayınınızı bu yüzden çok önemsiyorum. Çünkü yenilgiyi hiç konuşmuyoruz. Kıymetli izleyicilerin şunu anlaması lazım ki Kütahya-Eskişehir muharebelerinde şehit olan, yaralanan veya kaybolan veya sağ kalıp Sakarya Nehri'ne çekilip Sakarya Meydan Muharebesi'ni, Sakarya Zaferi'ni kazandıran, oradan da Büyük Taarruz Harekatı'na katılan asker aynı asker. Yani yenilgiyi yaşayan da aynı asker, zaferi yaşatan da aynı askerdi. Dolayısıyla Kütahya Eskişehir Muharebeleri her ne kadar özünde bir yenilgi barındırsa da içinde bir sürü kahramanlık hikayeleri var. İlerleyen dakikalarda bunları da anlatırız. Tabii hocam. Ben sorumu isterseniz tekrar edeyim. Evet. Hocam biz biliyorsunuz yenildiğimiz için ben bu muharebelerde kuvvet durumunu ve birliklerin yerleşiminin nasıl olduğunu merak ediyorum. Evet. Bunu Şimdi açıklayabilirseniz çok güzel olur. anladım, anladım. Şimdi Kütahya-Eskişehir muharebelerine katılan birlik ve asker sayılarını tüfek sayısı olarak verirsek daha doğru bir muharip asker sayısı olarak verirsek çok daha doğru bir bilgi elde etmiş oluruz. Türk Batı Cephesi Kuvvetleri 60 bin mevcudu var. Yunan Küçük Asya Ordusu'nun ise 106 bin mevcudu var. Bunlar ortalama rakamlar. Yine aynı şekilde bizim elimizde 162 topa karşılık Yunanların elinde 344 top var. Bizim 15 piyade tümenimiz var. Ortalama mevcutları 4000 ile 3000, 4000, 3500, en fazla 4700 falan o civarlarda. Fakat Yunanların muharip tümenlerinin sayısı 10 bin civarında.
Yani bunun muharip asker sayısı 8.000 tüfekli olarak düşünürsek. Şimdi Yunanlıların 11 tümeni var, piyade tümeni var. Bizim 15 piyade tümenimiz var. 6. piyade tümenini saymıyorum. Biraz daha Denizli tarafında olduğu için. Hani asıl muharebe hattından daha aşağıda, güneyde olduğu için. Yani toplamda birinci, 11. 23. 61. 4, 24, 5, 7, 8, 57 ve 3. Kafkas'ta 15. tümeni sayarsak toplam 14 piyade tümeniyle bu muharebelere girdik. Şimdi öncelikle bir grupla kolordu teşkilatı kurulamadığı için o dönemde grup teşkilatı kuruldu. Kuzeyde İnönü mevkiinde birinci grup, Kütahya batısında Albay Ayıcı Arif komutasında üçüncü grup, daha güneyde Çöğürler köyünde Kemalettin Sami Bey komutasında dördüncü grup ve Döğer kasabasının hemen doğusunda tepeli olan Kolonkaya kayalıkları kesiminde de 12. grup, Albay Halit, namı diğer Deli Halit. Dört grup halinde birliklerimiz yerleşmişti. Anladım hocam. Peki bu birliklere hangi komutanlar emir ve komuta etmek durumundaydılar? Şimdi Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü, İsmet Paşa. Birinci grup komutanı Albay İzzettin Çalışlar. Üçüncü grup komutanı Ayıcı Arif, Albay Arif. Dördüncü grup komutanı Kemalettin Sami Bey, Kemalettin Sami Gökçen. 12. grup komutanı da Albay Halit, Albay Halit Karsı Alan. Namı diğer Deli Halit diye geçer. Bunlara daha sonra yani 15 Temmuz günü bir grup daha kurulacak. Beşinci grup olacak o grubun adı. Komutanlığına da Albay Fahrettin Altay Paşa getirilecek. Bu grubun kurulma hikayesi de ilginç. Unutmazsak ileriki dönemlerde yani ileriki saat dakikalarda onu da anlatırız. Hocam dördüncü grupta bahsettiğiniz Kemalettin Sami bu belgeselin üzerinde de işlenen komutan mı? YouTube'da bir Doğru. belgesel var. Evet, tamamdır. Evet. Evet, doğru. İkinci soruma ben devam etmek istiyorum. Pardon, Tabii. üçüncü sorumla. Yunan Küçük Asya ordusunun ilerlemesi nasıl başladı? Şimdi Yunan Küçük Asya Ordusu 1. ve 2. İnönü Muharebelerinden çok iyi dersler çıkarmıştı. Koruma heyeti derslerine çok iyi çalışmış. Hakikaten Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde Yunan ordusunun harekat planı tamamen Türk Batı Cephesi kuvvetlerini bizim bugün 30 Ağustos'ta nasıl Yunanlıları Dumlupınar'da bir çembere almaya çalıştık, bir kısmı Kızıltaş Vadisi'nden kaçtıysa onlar öyle bu planın hemen hemen aynısını bir yıl önce bize uyguladılar Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde. Bir arkadaşın ifadesiyle Türk Dumlupınarı'ndan son anda kurtulduk diyor. Hakikaten de öyle. Fuat Serdar Aydın hocam bunu çok güzel anlattı. Şimdi şöyle, eğer 15 Temmuz 1921 günü 3. Kafkas tümeniyle 7. tümen yani aslında 4. grup o meşhur Nasuhçal ve Yumrukçal tepeleri vardır. Eğer orada biliyorsunuz Yumrucağlı'da 4. Tümen Komutanı Yarbay Nazım da şehit olmuştur. Evet hocam. Eğer orada bu tümenler 1,5 gün değil, bir gün dayansalardı, yani o yarım günde cephe çökseydi, inanın Kütahya önlerinde tam 7 tümen, aynı bizim Dumlupınar'da nasıl çevirmiştik Yunanları, Yunanlar da bizi kuzeyden gelen 7 ve 10. tümenleriyle çevirip tamamen 7 tümenimizi imha edecekler. Dolayısıyla bugün tarihimizde nasıl Sakarya'yı anlatıyoruz, büyük taarruzu anlatıyorsak belki de bunları anlatamayacaktık. Şimdi Nasuhçal ve Yumrucağlı özellikle vurguluyorum çünkü orada yaşananlar neredeyse
milli mücadele en kanlı muharebelerinin yaşandığı tepeler. İleriki dakikalarda onları da konuşalım. Tamamdır hocam, nasıl isterseniz. İsmet Paşa bu ilerlemeleri keşfetmek için neden uçak kullanmadı ya da süvari tümenlerini niçin kullandı? Şimdi elimizde aslında iki uçak var o dönemde. Bir tanesi arızalı, bir tanesi de mümkün olduğunca uçağa keşif yapmaya çalışıyor. Önce şunu bir kafamıza, zihnimize iyi yerleştirmemiz lazım. O dönemde uçakların hareket kabiliyetleri çok yüksek hızda değiller. Tamamen keşif amaçlı kullanıyorlar. Kısıtlı olarak taarruzda da, yani elle bomba atma şeklinde kullanıldıkları da vakidir. Yalnız şöyle bir gerçek var. Mesela Kütahya bölgesinde aynı anda 7 uçağın havada görüldüğü rapor edilmiş. Yani aynı anda 7 Yunan uçağı havada keşif halindeyken bir Türk uçağının kalkıp keşif yapması çok zor. Çünkü önleme yaparlar, onu hava muharebesine girerler. Dolayısıyla Yunan kuvvetlerinin hangi yönden, yani Bursa yönünden mi gelecekler, yoksa Uşak tarafından mı gelecekler? Bunu keşfedebilmenin tek yolu ileriye, yani asıl savunma hattından daha ileriye süvari birlikleri çıkartmak. Tam başka yolumuz yok. Süvari birlikleri çıkartmanın maksadı şu: süvariler gidebildikleri kadar gidiyorlar, gördükleri her şeyi rapor ediyorlar. Süvarilerin elinde Fahrettin Altay Paşa'nın hatıratlarında yazıyor. Elimizdeki toplar, diyor, çok kısa menzilli olduğu için düşmana çok fazla yaklaşamıyorduk. Onlar bizi gördükleri zaman uzun menzilli toplarla vuruyorlar, diyor. Dolayısıyla gözetleme çok uzaktan yapılıyordu ve büyük kısmı da hatalı rapor gönderiyordu maalesef. Muharebeler başlamadan önce, Kütahya Eşkili muharebeleri başlamadan önce düşmanın ilerleyişi kısmen yanlış rapor edilmiştir. Yani iki Yunan tümeni ilerliyor diye rapor edilen, mesela Afyon istikametinde, aslında bir Yunan tümeni ilerliyordu. Bunda iki şey etkiliydi. Birincisi, çok uzaktan gözetleme yapıyorlardı. İkincisi, bir de Yunan tümenlerinin sayısı bizim hemen hemen iki katımız olduğu için gözetleme yapan subay yanılıyordu sayıda. Çünkü kendi tümenine bakıyor 3.000, 4.000 kişi, gelen birliğe bakıyor 10.000 kişi. Yani dolayısıyla bunu bir iki tümen olarak değerlendirip Batı Cephesi karargahına veya bir üst komutanına bu şekilde rapor ediyordu. Papulas'ın, Yunan ordu kurma heyetinin en güzel çalıştıkları şey hedefte zaman prensibiydi. Yani Bursa'dan ilerleyecek bir kuvvetle Uşak'tan ilerleyecek bir kuvvetin aynı anda Kütahya yönlerinde buluşması hedeflenmişti. Fakat Bursa biraz daha uzak şey, Orhaneli istikametinden gelecek, yani o dağlık araziden ilerleyecek 3. Yunan kolordusu, yani 7 ve 10. tümenler harekata 8 Temmuz günü başladılar. Bakın, Kütahya Eskişehir muharebeleri fiilen 13 Temmuz günü başlamıştır. Fiilen 13 Temmuz günü. 8 Temmuz günü Bursa grubu yürümeye başlıyor. 10 Temmuz günü de Uşak grubu ileri harekata başlıyor. Aradaki 2 gün uzaktaki mesafeyi Kütahya yönlerindeki buluşturmak için konmuş o 2 gün vakit. Hedefte zaman prensibi. Yani tüm Yunan kuvvetlerinin Kütahya yönlerine aynı günde ulaşabilmesi hedeflenmiş. Ve bu hedeflerinde de başarılı olmuşlardır. 13 Temmuz günü muharebeler 12. grup, yani Albay Halit'in savunduğu Döğer bölgesinde başladı. Şimdi sizin belki bu konuyla ilgili farklı bir sorunuz vardır. Var mı acaba? Hocam ben yani bahsettiğiniz tabii ki bir sürü dezavantajlar bizi bir yenilgiye götürmüş ama ben bu dezavantajların içindeki avantaj yani hiç mi yok diye bir sorguladım kendi kafamda. Varsa biz nasıl kullanabilirdik mesela bunu? Şimdi en büyük avantaj muharebelerden elde edilmiş olan derstir yani. Çünkü Kütahya Eskişehir muharebelerinde muharebeler çok kanlı ve hızlı cereyan etti. Yani 13 Temmuz günü
Teperoğlan Kolonkaya Kayalıklarında yaşananlar, yani birinci ve ikinci Yunan tümenlerine karşı sadece bir tümenin, 57. tümenin muharebesi, Albay Mümtaz Çeçen komutasındaki 57. tümenin, yine aynı şekilde onlara komut eden Albay Deli Halit'in çok kanlı muharebelerden sonra 1,5 gün, yani 13 Temmuz'da başlıyor, 14 Temmuz öğlenleyin çekilmek zorunda kalıyorlar. Bir gün, 1,5 gün işte bir muharebe var orada. Fakat bu muharebeler yani inanılmaz şiddetli ve kanlı geçiyor. Biz o muharebe sahasına gittiğimizde hala muharebelerin izleri duruyor muharebe sahasında. İzler Yani hala duruyor diye duruyor. belirtmiştiniz, evet. Kesinlikle duruyor. Mezarlar duruyor. Boş kovanlar duruyor. Taş mevziler duruyor. Muharebe meydanı hala canlı ve kanlı duruyor yani gözümüz önünde. 13 Temmuz günü Albay Deli Halit grubu kendilerine taarruz eden birinci ve ikinci Yunan tümeni. Bakın Yunan tümenlerinin mevcudu silahlı olarak 8 bin kabul edersek 16 bin kişiye karşı 4 bin kişi. Yani 1'e 4 bir üstünlükleri var. Bunda top sayısını hiç değinmedim daha. Şimdi Albay Halit burada çok büyük yardıma ihtiyacı var. Sürekli yardım desteği istiyor. İsmet Paşa Deli Halit'in, Albay Halit'in emrine önce Nasuhçal Yumrucal hattına yerleşmiş olan 8. tümeni gönderiyor. Ardından 7. tümeni gönderiyor. Ardından 2. süvari tümenini gönderiyor. Kaderin garip bir cilvesi, fakat bu tümenlerden sadece 8. tümenin 131. alayı ve 7. tümenin 2. alayı muharebelere yetişebiliyor. Diğer alaylar maalesef yarı yolda kalıyorlar. Çünkü cephe yarılmış, cephe düşmüş. Onlar da geri çekilmek durumunda kalıyorlar. Daha sonra buradaki boşta kalan 1. ve 2. 1. ve 12. Yunan tümenleri de biraz sonra anlatacağım. 4. gruba yükleniyorlar. Albay Kemalettin Sami Bey grubuna. Peki hocam, düşman ilk olarak Albay Halit, yani Deli Halit grubuna yönelmiş. Bunun nedeni Evet. nedir? Muharebe nasıl gelişti? Sonuç ne oldu tam olarak? Şimdi haritaya baktığımız zaman aslında uzun bir cepheden bahsediyoruz. Yani yaklaşık İnönü mevzilerinden başlayıp Nasuhçal hemen yakınlarındaki Kırmızı Tepe'de biten ortalama 190 kilometre uzunluğunda, bakın 190 kilometre uzunluğunda bir cephe hattından bahsediyoruz. Savunma mevzi olarak. Yani en yukarıda, en kuzeyde birinci grup, 1, 11, 23, 61, 23 ve 61. tümenler, hemen altında 4, 24, 41. tümenler var, dizilmişler. Cephe Nasuhçal'dan itibaren, yani şöyle geliyor, şöyle J harfi oluyor. Bir 90 derece kıvrılıyor. Albay Halit grubu bu 90 derece kıvrılan yerde bir şöyle bir çıkıntı yapıyor. Şöyle. Yani cepheye şöyle düşünün. Şöyle yukarı doğru çıkarken Albay Halit grubu bu kalem gibi. Yani Seyit Gazi istikametini kapan çok kritik bir yer. Şimdi Yunan keşif uçaklarının yapmış olduğu tespitlerde Albay Halit grubunu görüyorlar. Bunlar zaten aslında Afyon'dalardı. Afyon Resul Baba İlbibak dağlarındaydı. Bunlar Yunan tümenlerinin uçaktan gelen 7 Yunan tümeni ilerlediğini görünce bunlar da Teperoğlan Kolonkaya, yani Döğer istikametine çekiliyorlar. Şimdi neden 12. gruba yüklendiler derseniz, eğer 12. grup düşürülürse, cephe yarılırsa Seyit Gazi yolu açılacak Yunanlılara. Seyit Gazi'ye direkt ilerledikleri zaman, bakın Seyit Gazi'ye direkt ilerlediği zaman bir veya iki Yunan tümeni direkt ilerlediği zaman Eskişehir'in gerisine düşmüş oluyor. Yani aslında Ankara yolunu kapıyorlar. Batı cephesi, bütün Batı cephesi birliklerinin gerisi kapanmış oluyor. Çok önemli. Zaten muharebeler esnasında da İsmet Paşa Halit Bey'den sürekli Seyit Gazi yolunun kapatılmasını, tutulmasını istiyor. Yani en büyük endişeleri geri çekilme istikametlerinin kesilmesi. Yani niye Türk Dumlupınarı diyoruz? İşte bu yüzden diyoruz. Yani Yunanlılar nasıl Kızıltaş Vadisi'ni kullanarak geri kaçtılar? Batıya, İzmir'e çekildiler. Eğer Seyit Gazi
yolu açılsaydı ve Seyit Gazi'den Kırgızdağ istikametine ilerleyen kuvvetler Eskişehir'in doğusunu kapatsalardı, Ankara istikametini, bizim birliklerin çekilecek hiçbir yeri yoktu. Hepsi imha olacaklardı. Yani bir kurtulan mutlaka olurdu ama çok büyük fedakarlıklar karşılığında belki olabilirdi. O yüzden 12. grubun muharebeleri burada çok önemli. Bunu detaylı olarak zaten kitabımda yazmıştım ben. Muharebelerin nasıl cereyan ettiğini. Peki hocam, Albay Halit grubunun geri çekilmesinden sonra boşta kalan Yunan 1. ve 2. ve 12. tümenleri hangi grubumuza yöneldi? Şimdi Albay Halit grubunu zedeledikten sonra, zayiat verdirdikten sonra, hatta çarpışma azim ve iradesini yıktıktan sonra, çünkü epey zayiat verdi bizim orada 57. tümenimiz. Albay Halit tümenlerini alıp, tümenlerini diyorum eskiden önceden ilk muharebeye başladığı zaman bir tümeni vardı 57. tümen. Daha sonra emrine 8. tümen girmişti. Tümenlerini alarak 20 kilometre, bakın 20 kilometre geri çekiliyor. Kırkaya kadar geri çekiliyor. Seyit Gazi'nin güneyine kadar. İsmet Paşa Halit Bey'e kızıyor. Çok geri çekildin diye. Dördüncü grupla arana çok açtın. Arada kocaman bir boşluk oldu. 20 kilometrelik bir boşluk var diye. Ve o boşluğun kapatılmasını hatta taarruz ederek o boşluğa ilerleyen Yunan birliğine taarruz edilmesini emrediyor. Fakat bu taarruz hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Çünkü geç kalınmış bir hareket tarzı olduğu için. Deli Halit grubuna yani 12. gruba birinci, ikinci Yunan tümenleri, bir de 12. Yunan tümeni taarruz etti. 12'yi biraz kenara alıyorum çünkü onun muharebe sahasına geldiği zaman zaten Deli Halit yani 12. grup bizim 12. grubumuz çekilmişti. Birinci ve ikinci Yunan tümenleri önlerinde bir Türk kuvveti olmayınca yönünü kuzeye yani Nasuhçal, Yumrukçal istikametine çevirdi. Özellikle Nasuhçal'a, birinci ve ikinci Yunan tümenleri Nasuhçal'a doğru ilerlediler. 12. Yunan tümeni ki komutanı bugünkü İngiltere Kralı Elizabeth'in kocasının babası olan Prens Andrea'dır yani. Yani 12. Yunan tümeni ise hemen önünde Türkmen Dağı var. Türkmen Dağı'nı aşarak bakın çok önemli bir harekattan yapacak. Türkmen Dağı'nı aştığında itibaren aslında çemberin içine aynı anda 7 tane Yunan tümeni giriyor. Hemen yani hiç yani bunlar kim? 4. tümen, 24. tümen, 23. tümen, 5. Kafkas tümeni, 3. Kafkas tümeni hatta 8 oldu. 7. 3. Kafkas tümeni. Bir daha sayalım. Dördüncü tümen, 23. tümen, 3. Kafkas, 5. Kafkas, 7. tümen, 7 tümen oldu. Ya bunların hepsini ne yapıyor? Çembere almış oluyor. Kemalettin Sami Bey'in İsmet Paşa'ya yazmış olduğu muharebe esnasında emirlerde sık sık bu endişesini dile getiriyor. Çünkü birinci ve ikinci Yunan tümenleri Nasuhçal Tepe'yi düşürdükleri zaman bu çemberden çıkmaları imkansız yani. Nasuhçal Muharebeleri adı altında İstiklal Harbimizde resmi tarihte Nasuhçal Muharebeleri adında bir muharebe var. Yani buradaki yaşanan muharebeler müthiş kanlı bir şekilde cereyan etmiştir. Hocam peki bu Nasuhçal Tepesi muharebeleri nasıl geçti? Bu tepe nasıl düştü? Nasuhçal muharebelerini 3. Kafkas tümeniyle 7. tümen verdi. 3. Kafkas tümeni aslında 3. Kafkas tümeni önce 12. gruba yardıma gidiyordu. Orasını baştan alayım ben. 12. gruba yardıma gidiyordu. Daha sonra 12. grup bölgesinin 12. grubun geri çekildiğini öğrenince yoldan geri dönüyor ve Nasuhçal'a çıkıyor. Biz Nasuhçal'a ben defalarca gittim. Nasuhçal hem çok taşlık, kayalık demeyeyim de taşlık, fundalık, ağaçlık bir yapısı var. Çok dik, taarruzda elverişsiz
Savunmaya da aynı şekilde elverişli. Çünkü mevzi kazamıyorsun o bölgeye. Siper hattı kazamıyor asker. Dolayısıyla taşları üst üste koyarak mevzi yapmak zorunda kalmış bizimkiler. Fakat topçu ateşine de çok açık. Yani karşıdan açılan topçu ateşleri yapılan taş mevzileri dağıtıp askere çok ciddi zararlar veriyor. 15 Temmuz 1921 günü Nasofçaltepe'ye önce 1. Yunan tümeni taarruz ediyor. Evzon Alayı ile beraber. 1. Yunan tümeni 3. Nasofçaltepe'nin hemen yanında bir tepe daha var. Adı Kırmızı Tepe. Bugünkü adı köylüler ona Genç Çaltepe diyorlar ama o dönemdeki adı Kırmızı Tepe. Nasofçaltepe'nin düşürülmesinin yani ele geçirilmesinin çok zor olacağını anlayınca 1. Yunan tümeni istikametini hemen yan tarafta bulunan Kırmızı Tepe'ye yöneltiyor ve çok zekice bir hareket, akıllıca bir hareket. Çünkü Kırmızı Tepe hem Nasuhçal'dan daha iyi hayvan, daha rakım olarak daha düşük ve Kırmızı Tepe'den ilerleyecek bir Yunan birliği direktmen Nasuhçal'ın arkasına geçebiliyor. Bunu gören 3. Kafkas Tümen Komutanı buraya 8. alayını gönderiyor. Kırmızı Tepe'ye. 8. alay burada artık bir destan yazıyor. Kendisini tüketiyor ama Kırmızı Tepe'yi vermiyor. Yani adı gibi Kırmızı Tepe resmen kana boyanıyor. Bir gün boyunca taarruz ediyorlar, ele geçiremiyorlar. Gece yarısı Kırmızı Tepe'den Nasuhçal Tepe'ye yardım çığlıkları geliyor. Diyor ki bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı, mermimiz kalmadı, bize yardıma gelin. Burada da şey giriyor, 7. alay, yani 3. Kafkas Tümeni'nin 3 alayı var, 7, 8 ve 11. alaylar. 7. alay ve 11. alay, ki 11. alay komutanı da Nasuh Çaltepe'de şehit düşmüştür. 7. alay komutanı Ali Rıza Bey, alayının sağ kalan askerleriyle beraber Kırmızı Tepe'ye koşturuyor. Ve gece yarısı yaptığı bir süngü hücumuyla Yunanlıları tekrar Kırmızı Tepe'den sürüyor. Ve Kırmızı Tepe bizim elimizde. 16 Temmuz sabahı Nasuhçal bizim elimizde. Yumruçal ele geçirilmiş. Fakat işte 16 Temmuz sabahı bütün her şeyi bozan bir denklemi bozan bir gelişme oluyor. Daha geriden gelmekte olan hani 1. ve 2. Yunan tümenleri Albay Halit grubu bunu 20 kilometre geri itmişti ya. İşte boşta kalan 2. tümen ertesi gün muharebe sahasına yetişiyor. Bu biraz daha gerideydi çünkü. Yetişiyor. Yeni bir Yunan tümeninin gelmesi artık muharebenin bütün gidişatını değiştiriyor. Çünkü 8 bin Yunan askerinin yeniden sahaya geldiğini düşünün. Artık bizim 3. Kafkas, 7. tümen yapabileceği her türlü fedakarlığı yapmış. Alay komutanları şehit olmuş, mühimmatı tükenmiş, muharebe savaşma azim ve iradesi artık atılan topçu atışlarıyla, yoğun muharebe zincirleriyle artık azalmış bir birlikten bahsediyoruz. Ve en son 16 Temmuz 1921 günü saat 11:35'te Nasuhçal düşüyor. Nasuhçal zaten muharebe sahasının en yüksek tepesi. Nasuhçal düştükten sonra Nasuhçal'ın düştüğünü gören 4. tümen, 23. tümen, 7. tümen ve 3. Kafkas tümeni zaten Nasuhçal'da. Bunlar dağınık bir şekilde, bakın burayı özellikle altını çiziyorum. Dağınık bir şekilde, firar değil bakın, dağınık bir şekilde Eskişehir istikametine hızla çekiliyorlar veya kaçıyorlar. Yani bir şekilde sağ kalmaları lazım bu askerlerin. Ve çekilme bu şekilde başlıyor. Hocam, belgeselde de bahsettiğiniz bir kısım vardı. Bu son ikinci tümen hani sabaha yetişiyor dediniz az önce. O kısımda artık bütün fedakarlıkları yaptıktan sonra hatta yaralı arkadaşların askerleri de gömdükten sonra hani
Yani tam bitti derken yeniden bir şey karşılarında asker ordusu karşılarında görünce yani tabii ki bir hüsran, bir şey Aynen. uğradıklarını anlattınız. Hocam şöyle bir durum da vardı. Yine o şekilde şehit olan tepeler arasında sanırım Nasuhçal'a giderken ağaçların arasında saklanan Yunan ordularından hani o şekilde şehit olan bir Albay Nazım'dan Evet. bahsetmiştiniz. Hocam onun nasıl şehit olduğunu ben merak ettim açıkçası. Tabii. Yani Kütahya İşgal Muharebelerini anlatıp da Nazım Bey'i es geçmek, Nazım Bey'in şehadetini anlatmamak, Nazım Bey'le beraber şehit olan askerlerini anmamak mümkün değil. Eğer bunları anlatmazsak zaten hatıralarına saygısızlık yapmış olduğunuzu düşünürüm ben. Nazım Bey Kütahya Eskişehir Muharebelerine 4. Tümen Komutanı olarak katılıyor. Nazım Bey aslında Kemalettin Sami Bey'in komuta ettiği 4. grubun 4. tümeni değil. 3. grubun 4. tümeni. Yani Albay Arif'in yani Ayıcı Arif'in yani İzmir suikastinde suçlu bulunup asılan Ayıcı Arif'in 4. tümeni hatta 3. grubun 4. tümeni hatta ihtiyat tümeni Kütahya'da birlikleri. Şöyle bir durum var. 4. tümenin 3 tane alayı var. Sayalım bu alayları. 40. alay, 58. alay ve 132. alay. 40, 58 ve 132. 40 ve 40 ve 58. alaylar Kütahya merkezdeler. Merkezin etrafındaki demir yoluna yakın köydeler daha doğrusu. Kütahya etrafındaki merkeze yakın köydeler. 132. alay nerede? 132. alay da Gelinkaya köyünde mevzide. Yani Kütahya merkezde değil. Şimdi hani sık sık dile getirilir. Albay Arif yani Ayıcı Arif namı diğer. Dördüncü tümeni bir alayı eksik göndermiştir. Hatta alayı geciktirmiştir. Dolayısıyla Nazım Bey bir alay eksik olarak 40 ve 58. alaylarıyla muharebelere girmiştir. Bir de geç geldiği için mevziye tam yerleşememiştir. Bunun suçu da Albay Arif'tedir diye ara ara böyle haberler duyarız veya okuruz, görürüz, sosyal medyada da görürüz. Şimdi bu olaya özellikle ben bir açıklık getirmek istiyorum. Biz okuduk, araştırdık, oraları gezdik, ettik. Tarihe not düşülmesi ve doğruyu konuşulması adına şunu özellikle bahsetmek istiyorum. İsmet Paşa'nın Batı Cephesi karargahından vermiş olduğu emir gayet net ve açık. Bu bizim resmi harp tarihimizde yazıyor. Diyor ki, Yarbay Nazım bir alayı hariç, 132. alay hariç, çünkü mevzide kalması emredilmiş. Kalan iki alayıyla beraber, yani 40 ve 58. alaylarıyla beraber Albay Kemalettin Sami Bey'in emrine girmek üzere Çöğürlere gidecek ve burada Nasuhçal Yumruçal hattını tutacak. Emir gayet net. Ya burada Albay Arif'in bir alay eksik gönderdiği savunu da ne yapmış oluyoruz? Çizmiş oluyoruz. Böyle bir şey yok. İkinci şeye gelelim. İkinci şey Albay Arif'in dördüncü tümeni muharebe sahasına geç gönderdi. Emri safsakladı. Dolayısıyla Nazım Bey'in de mevziye tam yerleşilmeden araziyi incelenmediği için zaman olmadığından dolayı şehit olduğu söylenir. Burada da şey yok. Bir karanlık bir durum yok. Çünkü emir Batı cephesinin emri, Batı cephesi komutanının İsmet Paşa'nın emri Albay Arif'e saat 16.15'te geliyor. Bu da net. Yani emrin geliş tarihi de resmi kaynaklarda yazıyor. Yani burada gece yazılan emrin bir gün bekletilip yani bütün gün bekletilip 16.15'te gelmesi sorgulanmalı. Yani Albay Arif'e geldiği saat belli. 16.15. Albay Arif hiç bekletmiyor dördüncü tümeni ve direkt en hızlı bir şekilde iki alayı Çöller istasyonuna gönderiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bir alay üç taburdan oluşuyor. Bir taburun taşınabilmesi için 20 katarlık bir tren lazım. 20 vagonluk bir tren lazım. Bir tabur için. Yani biz şimdi çok kolay söylüyoruz işte. Bir trene bindirdiler, gönderdiler. Olmuyor. O iki alayın taşınması ertesi gün yani
Ertesi günün gecesini buluyor. 14 Temmuz gecesini buluyor. Yani ilk alay 58. alay. Saat akşam saatlerine yakın şeye ulaşıyor. Çöller ulaşıyor. Ona deniyor ki 58. alaya nasıl Çaltepe'ye çık. 58. alayda vakit olduğu için çıkıyor. Ama 40. alay geriden geliyor. Geriden geldiği için geç geliyor. Geç geldiği için de mevziye yerleşeceği yeri tam bulamıyor. Tam göremiyor. Kılavuz eller çıkarılmamış bir şekilde. Artık onun hiçbir yerde kaynağını bulamadık. Neden çıkarılmadı bilmiyorum. 40. alay geç geliyor. Gece karanlıkta bakın biz özellikle o gün o gece oradaydık. Karanlıkta acaba nasıl görünüyor diye. Hani derler ya burnunun ucunu göremiyorsun. İnanın burnumuzun ucunu göremedik. Elimizde her türlü navigasyon bilmem ne cihazlar olmasına rağmen biz bile kaybolduk o arazide. Yani kaybolmak mümkün değil. Hiçbir şey görünmüyor zaten o karanlıkta. Şimdi Nazım Bey'in nasıl şehit olduğu olayına geçelim. İki tane alayıyla yerleştirdi. Nazım Bey Çöller tren istasyonuna geliyor. 58. alayını Nasuh Çaltepe'ye gönderdi. 40. alayını da Çavuşçiftliği köyü istikametindeki İkiztepe'lere gönderdi. 40. alaya aslında verilen emir şu. Yumru çal, koyun çal ve İkiztepe'lerin tutulması. Bunlar böyle şöyle şöyle at nalı şeklinde bir tepe. Yani bunlar böyle tüm Karacaören Ovası'nı kapayan tepeler zinciri. 58. alay Nasuh Çal'a yerleşti. Bir sıkıntı yok. Fakat 40. alay geç geldiği için bir şekilde bu tepeleri tutmadı. Ne Koyun Çal'ı tuttu, ne Hasan Çal'ı tuttu, ne de Yumru Çal'ı tuttu. Şimdi Nazım Bey gece yarısına doğru Göçeri Köyü'ne geliyor. Göçeri Köyü'ndeki bir evde istirahat ediyor. Biz köylülerle konuştuk. Nazım Bey'in kaldığı evin bugün sadece bir duvara ayaktı. Yani bir duvara ayakta, diğerleri her tarafı yıkılmış. Onu da bu Temmuz'da gittiğimizde tespit ettik. Bir tane yaşlı bir teyze anlattı şeyi. İşte bu evde kalmış diye o tarif ettiği evi gittiğimizde sadece bir duvara ayakta evin. Başka hiçbir şey ayakta değil. Nazım Bey Göçeri Köyü'nde gece kalıyor. Sabahleyin de mevzileri dolaşmak için dışarı çıkıyor, atına biniyor, karargah ile beraber, süvari takımıyla beraber önce 40. alayın nasıl mevzilendiğini görmek için 40. alayın mevzilendiğini düşündü. Yumruçal Tepe'ye doğru hareket ediyor. Nazım Bey'in bilmediği bir şey var burada. Yumruçal Tepe tutulmamış, boş. Fakat boş değil aslında. Yunanlıların 5. tümeninde bir makinalı tüfek takımı Yumruçal Tepe'nin hemen eteklerinde diyorum özür dilerim kuzeyinde ağaçlı bir bölge var böyle. O ağaçlı bölgeye yerleşmişler. Şimdi biz Yumruçal Tepe'ye gittik. Makinalı tüfeğin mevzileneceği düşündüğümüz yerler var orada belli. Nazım Bey'in pusuya düştüğü nokta da belli. Bu da neden belli? Hatıratta hem İhsan İdikut, Yaveri İhsan İdikut'un hatıratında var. Hem de yine bir hatıratta Yörük Mezarı kuzeyinde yani 150 metre kuzeyinde vuruldu diye geçiyor. Oraya gittik, araştırdık, dolaştık bölgeyi. Şöyle bir gerçek var. Yunan 5. tümeniyle beraber 5. özür dilerim Yunan 5. tümenin 33. alayı diyelim daha net ifade olsun. 33. alayı Yumruçal Tepe gerisindeki Koyunçal Tepe'nin geldiği zaman ya iki düşman alay şöyle göstereyim. Aynı gece bilinmeyen bir şekilde bilinmeyene geliyorlar. Çünkü hem Türk alayı 40. alay hem de Yunan 33. alay araziyi bilmiyor. İlk defa geliyorlar ve bir gece aralarında sadece bir tepe olduğu halde yani koyun çal işte yumru çal arası olduğu halde bir geceyi beraber geçiriyor. İki düşman alay beraber geçiriyor. Yalnız 40. alayın hatası ileriye bir keşif birliği çıkartmıyor.
Yunanlıların ise yaptığı çok doğru bir hareket tarzı. Bir baskına uğramamak için bir keşif takımını ileri gönderiyorlar. Keşif takımı da hakim araziyi ele geçirmek askeri kuraldır zaten. Hakim araziyi ele geçiriyor. Sabahleyin keşif takımı bir bakıyor ki bir subay keşif kolu kendilerine doğru geliyor. Yani şimdi öyle bir durumda ki bu. Şimdi biz Yumruçal Tepe'yi gördük. Yani bu keşif takımının geriye kaçabilmesi imkanı yok. Geriye kaçarlarsa görülecekler, kendileri vurulacak. Ya bu sefer diyorlar biz kaçacağımıza bari hani gelen subay keşif kolunu imha edelim diye düşünüyorlar ve makine tüfek ateşiyle süvari takımının neredeyse tamamını kurmay heyetinin şeyin 4. tümenin ve tümen komutanı Nazım Bey'i de vuruyorlar bu şekilde. Yani 15 Temmuz sabahı Yumruçaltepe kuzey etekleri bir kanlı pusuya sahne oluyor. Teşekkür ederim hocam. Bir diğer soruma geçeyim. Konuşabilirim. Cephe ayrıldıktan sonra 4. grup askerleri nereye çekildi? Bu askerler içinde firar eden askerler de var mıydı? Şimdi Nazım Bey vurulduktan sonra işte bu cephe tam da Nasuhçal Yumruçal hattından yarılıyor. Yani cephe düşüyor. Buradaki birlikler büyük bir hızla kendilerine emredilen Eskişehir istikametine çekilmeleri emrediliyor. Şunu düşünelim. Muharebe esnasında birçok küçük rütbeli subay şehit düşüyor, yaralanıyor, muharebe dışı kalıyor. Dolayısıyla askerlerin Eskişehir istikametine çekileceğiz emrini uygulayabilecekleri tek dayanakları demiryolu kalıyor. Yani asker şöyle düşünüyor. Demiryolunu takip edersem bu demiryolda Eskişehir'e gidiyorsa ben yolumu kaybetmem. Mantık bu. Yani dolayısıyla büyük kısmı şehit olmuş. Subayların şehit olması, yaralanması sebebiyle emir komuta zinciri zayıflamış. 4. tümen, 7. tümen, 23. tümen, 3. Kafkas tümenleri düzensiz bir şekilde Eskişehir istikametine geri çekiliyorlar. Sadece bir tümen hariç Albay Cahit Toydemir komutasındaki 5. Kafkas tümeni tüm bu tümenlerin içinde sadece düzenli çekilmeyi başarabilmiş. Nedenini diye soracaksanız eğer bunun sebebi de yoğun bir muharebeye girmiyor. Sadece topçu düellosu dediğimiz topçu muharebeleri yaşanıyor uzaktan ve yani bir piyade muharebesine girmiyorlar öyle. Çok yoğun bir atış olmadığı için zayiatı da yok. Dolayısıyla 5. Kafkas tümeni Cemil Cahit Toydemir tümenini düzenli bir şekilde Eskişehir'in güneyine kadar çekiyor. Geri kalan askerler tüfekleriyle beraber, silahlarıyla beraber hatta bir kısım edevatını, tahkim edevatı olsun, işte efendim ağırlık dediğimiz işte su fıçıları, saka fıçıları, hatta cephaneyi bırakarak Eskişehir istikametine çekiliyorlar. Hani bu kaçıyor mu? Firar mı? Ha, firar değil ama dağınık bir geri çekilmeden bahsedelim. Bahsedebiliriz, evet. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum tekrardan. Eskişehir taarruzu ve Seyit Gazi taarruzları nasıl gelişti ve sonuçları neler oldu? Şimdi bu Nasuhçal Yumruçal hattı yarılıp asıl savunma hattı düşünce yani buradaki piyade tümenlerimiz Eskişehir istikametine çekildiler. Peki kuzeydeki tümenler ne oldu? İzzettin Çalışlar'ın tümeni ne oldu? Veya Fahrettin Altay'ın kurulmuş olan, yeni kurulmuş olan 5. grubu var. Onlar da bir 15-16'sı günü, 15-16'sı bir muharebe veriyorlar. İzzettin Çalışlar'ın tümeni muharebe vermiyor. Kuzey grup o gayet düzenli bir şekilde Eskişehir'e kadar çekiliyor. Bir sıkıntı yok. Orada bir zayiat da yok. Fahrettin Altay'ın grubu yani 15. Piyade Tümeni onda da bir sıkıntı yok. Onlarda da çok ciddi çarpışmalar oluyor, zayiatları var ama geri çekilmelerinde bir sıkıntı yok. Sadece Kemalettin Sami Bey'in yani aslında Yunan asıl yarma şeyinin bölgesinin yani neden öyle diyorum?
Çünkü bakın buraya 5. Yunan tümeni, 13. Yunan tümeni, 1. Yunan tümeni, 2. Yunan tümeni, 12. Yunan tümeni, 5 Yunan tümeni yükleniyor buraya. 5 çarpı 8 desek 40 bin Yunan askeri demek. Sadece bu bölgedeki Türk askerleri Eskişehir istikametindeki Karapazar, Tahtalıbaba Dağı istikametine çekiliyorlar. Ve burada toplanıyor tekrar Türk birlikleri. Yeniden bir cephe oluşturuyorlar. Tekrar Dumlupınar'a dönüyorum. Bakın Dumlupınar'da bugünkü şeye dönüyorum. Yunanlar Dumlupınar'dan sonra bir cephe oluşturamıyorlar. Bakın biz tekrar bir cephe oluşturuyoruz. Savunma hattı oluşturuyoruz. Ve 21 Temmuz günü tüm Yunanlara tekrar taarruz etme gücü ve kudretini kendimizde görüp taarruz da ediyoruz yani. 21 Temmuz tarihine geçecek olursak 21 Temmuz tarihi 21 Temmuz taarruzları yarım gün sürüyor. Yani çok uzun bir süreli bir taarruz değil. Sabah başlayıp öğleye kadar taarruz inisiyatifi en önce bizdeyken daha sonra Yunanlara geçiyor. İşte Kütahya Eskişehir muharebelerinde hep sıkça sunulan firar olayları tam da burada gerçekleşiyor. Yani 21 Temmuz 1921 günü yaşanan muharebelerden sonra askerin büyük kısmı dağılıyor. Ve Sakarya Nehri'ni doğusuna çekilme emrine istinaden yürümeye başlıyorlar. Yani bu çekilme biraz hem 15-16 Temmuz günü yaşanan muharebelerden verilmiş subay kayıpları, hem askerin artık yorgunluğu, cephanesizliği ve Yunan kuvvetlerinin de ateş üstünlüğü, piyade olsun, topçu ateş üstünlüğü, artık askerin savaşma azim ve iradesini de düşürdüğü için bunlar ne yapıyor? Artık tüfeğini sırtına alan artık geri çekiliyor, yürüyor yani. 5 kişi bir araya geliyor, yürüyor. Hatta meşhur Kurtuluş dizisinde de vardır yani köyden geçiyorlar diyor, soruyor komutanınız nerede? Şehit oldu. Bari köyden geçerken düzgün geçin diyor. İşte bu şekilde 21 Temmuz günü 22 Temmuz'dan sonra geri çekilmeye başlıyoruz. Ta ki Sakarya Meydan Muharebesi şeyine kadar toparlanmasına kadar. Yani aslında 22 Temmuz'da biz çekilmeye başlıyoruz. 5 Ağustos günü alınan yoklamada hemen hemen firar denen 30.809 askerin aslında cepheye katıldığını görüyoruz yani. Yani tamam kısmi firarlar var, gidenler var, kaçanlar var ama bunlar öyle büyük 30 binli sayılarda değil yani asla değil. Yani bu bizim resmi harp tarihimiz diyor ki 30.809 asker firar etti demiyor bakın. 30.809 asker silahlarıyla beraber dağılmıştı diyor. Yani dağılma ifadesi ve firar ifadesi hukukta farklı kavramlar yani. Hocam peki bu savaşlardan sonra çok miktarda dağılan askerler ya firar eden askerler mi aynı kulvarda sayabiliyor muyuz? Şimdi şöyle firar eden askerler şimdi firar var. Muharebe sahasından savaşmamak azim ve iradesiyle kaçan kişiler. Dağılan askerler ise savaşın yaşattığı o yoğunluk, psikolojik çöküntü, bu iradenin kaybolması. Yani şimdi yanındaki askerin arkadaşının paramparça olduğunu görüyor. Kendisine taarruz eden birliğin kuvvetini görüyor. Yardıma Güçsüzlüğünü gelen görüyor. yani bu şeyi görüyor ve aslında savaşmak istiyor ama bir şekilde hayatta da kalması lazım ki onlar hayatta kalmasalardı Sakarya Meydan Muharebesi'ni veremezdik. Onlar hayatta kalmasalardı bugün kutladığımız 30 Ağustos'u Dumlupınar zaferini, büyük taarruzu yaşayamazdı. Tamam asker kaçmasın savaştan ama hayatta da kalması lazım. Eğer komutanını kaybeden, emir komutasından zafiyet oluşmuş bir birlik,
kendisi yok olma pahasına orada savaşmasına da gerek yok. Çünkü hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa Vasatı. vardır kavramı da buna istinaden. Yani eğer bir tepeyi kaybettiysen geri çekil, tekrar derlen toparlan, yeni bir savunma hattı kur. Yani Sakarya Meydan Muharebesi'nin özünde olan hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır sözünün ön sözüdür Kütahya Eskişehir Muharebeleri. Yani bak, başkomutan bakıyor hat savunması, çünkü Kütahya Eskişehir Muharebelerinde bir hat savunması yapmaya çalıştık. Hat yarıldı. Tekrar ikinci bir hat kurmaya çalıştık. Olmadı. Kurduk ama gücümüz yoktu taarruz için. Anlaşıldı ki bizim hat savunmasından ziyade satır savunmasına geçmemiz lazım. Sakarya Meydan Muharebesi'nde geçiş de bu şekilde oldu. Yani Kütahya Eskişehir Muharebelerinde dökülen her kan, verilen her canın bir karşılığı Sakarya Meydan Muharebesi'nde tecrübe olarak alınmıştır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bu kadardı. Ben dilerseniz izleyicilerimizin sorularını varsa size yöneltmek Tabii, var, sağ istiyorum. olalım. Evet. Hocam herkes iyi dileklerinde bulunmuş. Soru yönelten bir izleyicimiz Tamam. yok sanırım. Çok teşekkür ediyoruz Ben de herkese iyi katıldığınız dileklerimi için. iletiyorum. Efendim hocam? Ben de herkese iyi dileklerimi iletiyorum. Teşekkür Teşekkür ediyoruz ederim izleyicilerim. hocam. Sağ olun, var olun. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hocam yayınımız dilerseniz burada ben soruda olmadığı için benim de sorularım Tamam. bittiği için dilerseniz sona erdirebiliriz. Teşekkürler tekrardan. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrar kutluyoruz. Katıldığınız için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarda inşallah görüşmek üzere. Hocam kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Tekrardan çok Saygı teşekkürler. sevgimizden teşekkür ediyorum. Sağ olun.